Ali Karahasanoğlu, unutmayacağız, unutturmayacağız. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 21 gün kaldı. Balık hafızalıyız diye bir söz var. Söylenilenleri, yaşanılanları çarçabuk veriyoruz. Unutmamak için, 24 Haziran'dan sonra da hatırlamak için sizlere bir demet unutulmaması gerekenlerden sunmak istedim meslek kuruluşlarından İstanbul Barosu'nu, Mehmet amcanın bakkal dükkanı değil, anayasada tanımlanmış kamu yararına çalışan bir meslek kuruluşunun, kamu yararına çalışıyor tanımlamasıyla faaliyet gösterirken yaptıkları açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı erken seçim kararını tam da bir CHP kafasıyla yorumlayıp baskın seçim olarak nitelendirdiğini unutmayacağız. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İstanbul Barosu'nun tüm yönetim kurulu üyeleriyle birlikte baronun kapısında değil, binanın önünde değil, sokağın ortasında karşıladıklarını unutmayacağız. Muharrem İncen'in ziyareti vesilesiyle İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun seçimi tartışmalı hale getirmek isteyen çevrelerin dedikodularını ciddi gibi göstermek amacıyla yaptığı Türkiye'de yıllardır yapılan seçimlerin hemen ertesinde başlayan tartışmaların bu seçimde olmamasını temin edebilmek konusunda kendimizi görevli sayıyoruz açıklamasını unutmayacağız. Bir başka meslek kuruluşu TMMOB'nin iktidara ve muhalefete eşit uzaklıkta durması gerekirken anayasal statüsü olan bir kurumun parası ile yayın yaptığı internet sitesindeki bu tablonun sorumlusu iktidarlarını sürekli kılabilmek için tek adam rejimini inşa edebilmek için anayasal demokrasiyi ortadan kaldıranlardır şeklindeki hakaretlerini unutmayacağız. İstanbul Tabip Odası öncülüğünde düzenlenen sözde insan hakları adına verilen ödüle, bu ülkenin istihbarat teşkilatı olan MIT'in faaliyetlerini deşifre etmeye çalışan ve bu yolda o kuruma iftira atan Ahmet Şık'ın layık görüldüğünü unutmayacağız. Siyasetçilerden, Muharrem İnce'nin imam hatipler için alay eder bir tarzda gülerek imam hatibe çocuğunu gönderen annelere saygım sonsuz ama bir de üniversite sınavında nereyi kazanıyor ona bak hakaretlerini unutmayacağız. Suriyelilere 40 milyar dolar harcadık yazık günah diyen solcu Muharrem unutmayacağız. Suriyelilere verilen yemekleri kastederek burası aş mi diye soran sosyal demokrat Muharrem unutmayacağız. Milliyetçi geçinen Meral Akşener'in PKK uzantısı HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı için serbest kalmalı açıklamasını unutmayacağız. Ulusalcı subaylar Ali Aydın, Ali Türkşen'in milletvekili adayı olduğu İyi Parti'nin, PKK uzantısı HDP adayının serbest kalmasını isteyen açıklamalarına sessizliklerini unutmayacağız. Yasakçılara, laikçilere, despotlara şirin gözükmek için, başörtüsü bir hanım için önemli bir simgedir ancak başörtüsü İslam'ın kendisi değildir diyen, bunu da sanki başörtü önemli, adaletsizlik yapmak önemli değil diyen varmış gibi, Müslüman olmanın bir numaralı şartı adalettir, haktır, o üstündür diyerek gerekçelendiren Temel Karamolla oğlunu unutmayacağız. 1997'de Refah Partili Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ı uyduruk bir iddiayla tutuklayan Ankara DGM yedek hakimi Tanju Güvendiren'i, 2018'de Saadet Partisi listelerinden birinci sırada milletvekili adayı gösteren parti yönetimini unutmayacağız. Medya organlarından 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde tehlikenin farkında mısınız manşetleriyle çıkan Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesine o dönem karşı çıkıp 2018'de ise Abdullah Gül'ü çatı aday gösterip Cumhurbaşkanı seçtirmek isteyen bu yolla Tayyip Erdoğan'ı devirmek için her şeyi yapabileceğini bize gösteren ilkesiz Cumhuriyet gazetesini unutmayacağız. 27 Mayıs darbesine alkış tutan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Tansel Çöleşan'ı PKK'ların 5 güvenlik mensubumuzu şehit ettiği gün HDP'ye oy çağrısında bulunan Emin Çöleşan'ı unutmayacağız. PKK'nın uzantısı olan HDP'nin baraja aşması gerektiğini yazan ulusalcı gazetecileri, Atatürkçü yazarları unutmayacağız. FETÖ'nün yayın organlarında kalem oynatan Gülen müritlerinin kimi bölgelerde HDP'lilere, kimi bölgelerde SP'ye, kimi bölgelerde İyi Parti'ye hatta kimi bölgelerde de CHP'ye oy verilmesi çağrısında bulunduklarını unutmayacağız. İsrail'in sivil protestoda bulunan Filistinlilerden 62 kişi öldürmesine haklı göstermek için Rafael Sadi isimli İsrailliye sayfalarını açan solcu görünümlü Oda TV'yi unutmayacağız. Türkiye'ye karşı dolar üzerinden operasyon yapmaya kalkışan emperyalist Amerika'nın tezgahına destek çıkan sözde solcuları, sosyalistleri unutmayacağız. Said Nursi'nin talebesi olduklarını söyleyip siyasetten uzak gibi görünen ama siyasetin dibine kadar tüm pisliklerine bulanmaktan çekinmeyen menfaat odaklı gruplaşmaları unutmayacağız. Demokrasi avarisi kesilen sözde müttefik devletlerden HDP'ye miting yaptıran ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına miting izni vermeyen Almanya'yı unutmayacağız. Küçük küçük konulardan hır çıkarmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri'ni, Avusturya'yı, Hollanda'yı, Yunanistan'ı, İslam ülkelerinden Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Mısır'ı, Filistinlilerin katledildiği bir ortamda toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı'na devlet başkanı düzeyinde katılmayarak akılları sıra Tayyip Erdoğan'a mesafe koyanları unutmayacağız. 24 Haziran'dan sonra da bunların hepsini unutmayacağız. Kimin 24 Haziran'a giden süreçte kimlerle ittifak ettiğini, kimlere alkış tuttuğunu unutmayacağız. Unutturmayacağız. Doğru icraatlar için, hak edene hak ettiğini teslim etmek için, ihanet edene cezasını vermek için, dostunu düşmanını bilmek için, sırtımızdan hançerlenmemek için hem unutmayacağız hem de unutturmayacağız.'' Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit.